Berk. Ne oldu? Öyle ders biter bitmez elinde telefon koşarak çıktın. Kötü bir haber falan mı geldi? Yo. Yani tatsız bir şey oldu da. Yeni bir şey değil. Nasıl ya? Ya ben biraz unutkanımdır. Özel günler, doğum günleri falan hep karıştırırım. Yo, ben daha önce hiçbir özel gün falan kaçırdığını görmedim. Hatta benim doğum günümü hatırlamakta benden iyi olabilirsin. Çünkü alarm kuruyorum. Her özel günü hemen kaydedip kendime hatırlatma koyuyorum. Az önce de babamın doğum gününü hatırlattı bana telefonu. Bugünmüş. Ya. Bir de zaten görüşemezsiniz büyük ihtimal. Hediye alma diye not almışım. Belli ki kızım bir anıma denk gelmiş. Ama tabii şimdi görünce böyle kötü oldum. Haklısın. Görüşemesek de, benle fazla ilgilenmese de, ya yine orada bir yerlerde bir babam olduğunu bilmek başkaydı. Başıma bir şey gelse, bana bir şey olsa hemen koşar gelirdi. Eminim bundan. Eminim. Neyse ya. Seni de canını daha fazla sıkmayayım. Babamı özlediğimi fark ettim. Bir kötü oldum işte. Geçer birazdan. Geçer, geçer. İyi ki varsın Meda. İyi ki beni anlıyorsun. Teşekkür ederim. Her zaman. Canım sevgilim. Güzel sevgilim. Gençler, yemek söyledim. Kantine gelin hadi. Yemek mi söyledin? He, ortaya karışık sushi yaptırdım. Gelin hadi. Bu neydi şimdi ya? Aşırı saçma değil mi? Yani ben de pek anlam veremedim ama canı çekmiş herhalde. Ömer'in canı sushi çekmiş. Hatta o kadar çekmiş ki okula söylemiş. Bu sence de biraz abartı değil mi Berk? Ben yapmazdım. Evet ya. Biraz abartı galiba. Olsun canı çekmiş diyelim. Boş ver. Al kardeşim afiyet olsun. Afiyet olsun. Teşekkürler. Ekmek dağıtıyor sanki ya. Ben yıllarca niye bana iyi demişim ya? Gayet güzel ha uzakta o mutfağı. Yani teneffüste de yemeden duramadığına göre bayılmışsın demek ki. Ya yok be oğlum yemeden duramamak değil de ilk gün öyle bir ısmarlayayım dedim. Fena ettim. Hadi al şu şeylerden. Stiklerden, chopstiklerden. Gel. Ne lazım? Ya şu sopalardan bahsediyor işte. Ha, çomak işte. Ha, chopstick. İngiliz aksanıyla şey de diyorlar. Chopstick falan da. Ben direkt sopa demeyi tercih ediyorum ama. Sopa de ne olacak ki? Şimdi sen sushi falan sevmiyor musun yani uzak doğu falan? Tercih etmem. Yani uzak doğu bize biraz fazla uzak hala Süsen'cim. Biz daha çok doğuya fokusuz. Beğenmek zorunda değilsin ya. Ben de alışamadım zaten hala. Oğlum ne yapıyorsunuz siz ya? Sabahki limuzin görmemişliğinin üzerine bir de sushi pikniği yapıp tüy mü dikilmedin üstüne Ömercik ne yaptın? Seni kale almıyorum Toluyacık. İşine bak hadi. Bu ne ya? Öğle teneffüsünde sushisiz yapamam durumlarım bunlara. Yok ya. Aşırı görgüsüzlükte ikinci perde oynanıyor takılma. Tamam Tolga. Rahat bırak bizi artık. Git. Asiyeciğim, canım. Bak ben yanlış bir şey söylemiyorum. Ayrıca bunun böyle olduğunu düşünen tek kişi ben değilim. Hatta bunlardan bir tanesine bak Doruk. Ama işte o sana olan o muhteşem aşkından dolayı hiçbir şey söyleyemiyor. Değil mi lan yakışıklı prens? Tolga kes. Yeter. Kes ha. Lan nasıl kolpasınız oldum siz ya. Sen kardeşiyle. Sen de kuzeniyle çıkıyor olmasan ikiniz de şurada kıvranarak gülüyordunuz da. Bir kere doğruyu konuşun ya hadi. Hadi Tolga hadi 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 git buradan hadi. Diyorsun. He. Tamam kızıl sosyopat. Ben giderim sıkıntı yok. Sonuçta biz alışkınız ya öyle. Doğru söyleyeni dokuz köyden koyuyorlar yani. Alışkınım ben.
Ama ben sizin ikiniz için çok üzülüyorum. Neden? Çünkü dakika bir, gol bir. Siz ikiniz hala dibine kadar sahtesiniz oğlum. Ben de senin dibine kadar kendini bilmezliğini üzülüyorum. O nasıl olacak? Üç silahşörlere bak ya sen. Oğlum, kendini bilmez ben miyim, sen misin? Sen bir etrafına bak. Tekrar karar ver Ömercik, sonra gel bana, tamam mı? Lan oğlum, bir daha bana Ömercik. Sen bir şu eline koluna hakim olsana. Erkek erkeğe konuşuyor, sen niye karışıyorsun? Abime bulaşan bana bulaşmıştır. Bunu şu kafana sok. Ayrıca abime katılıyorum, hayatımda gördüm. En görgüsüz ve şımarık çocuksun sen. Canım. Canım. Sen bir şöyle uzasana. Hadi. Sana ne oluyor be Barbie Girl? Çattık arkadaş ya. Sen niye her şeye karışıyorsun? Sana mı soracağım ya ben neye karışıp karışmayacağımı? Ayrıca biri sana sataştığında şu saksıyı kullan da zekice bir cevap bulmaya çalış. Vahşi şey. Antipatik şey. Oğlum doğru konuş istersen. Kardeşim ya o benim hani. Ne yapayım? Ne oluyor burada çocuklar? Allah ne olsun hocam. Ne olsun yani, ne olabilir ki değil mi Ataman Koleji'nde? Kümesten konağa uzanan bir ezik hikayesinin ilk perdesi oynanıyor. Buyurun. Tolga, bak. İkinci yeter. Pardon hocam, çok özür dilerim. Ben unutmuşum. Bunlar da en önden biletlerini almış olan VIP şakşakçıları. Hiç değişmedik zaten. Bakın, okulun ilk günü beni disiplin kurulu toplamak zorunda bırakmayın. Derhal kendinize gelin. Bu sene kavga karmaşa istemiyorum bu okulda çocuklar. Kavga karmaşa istemiyorum dedi beyler. Herkesin karanlığı kalbinde. Herkesin hikayesi gizli bir yara. Kimsesiz bir gölgeyim yapayalnız.